Günaydın Kıbrıs'ta birlikteliğimiz devam ediyor. Bu kez Emek İş Başkanı Sayın Koral Aşağım stüdyomuza. Az önce de söyledik, programın birinci bölümünde, birinci konuk bölümünde gazetelerin hemen sonrasında ekonomist, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Ulaş Altıok konuğumuzla elektrik ve suyu konuştuk. Hasan Ulaş Altıok'la programın ikinci bölümünde çabuk unutuyoruz, çabuk değişiyor gündem. Ne oldu kas çalışanları ve dolayısıyla özel sektörde sendikalaşma konusunu irdeleyeceğiz dedik programın ikinci konuk bölümünde. Ve Emek İş Başkanı Sayın Koral Aşağım stüdyomuzda. Soru ya da görüşleriniz için yine Kanal T'nin Facebook sayfası üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Hoş geldiniz diyelim size. İyi günler, iyi sabahlar diyelim. Ne oldu gerçekten kas çalışanları? Eylemler yapıldı. Hı hı. Ve sindikalaştıkları için, bunun içinde yer aldıkları için işlerine son verildi. Özel sektörde sindikalaşma bu ülkede hep konuşulur, tartışılır ve kamunun tercih edilmesinin nedenlerinden birinin de, en güçlü nedenlerinden birinin de özel sektörde sindikalaşmanın güçlü anlamda birkaç yer dışında olmayışı olduğu söylenir. İşte kas çalışanlarının yaşadıklarını gördük. Kas çalışanlarının eylemler yapıldı. Bunun dışında meclis önünde çok uzun süren bir bekleyişi de oldu çadırda kas çalışanlarının. Sonrasında ombudsmana başvuruldu. Nedir şu anda durum? Hala işsiz bu çalışanlar. Aynen. Nasıl geçiniyor bu çalışanlar? Ne yapıyorlar? Nasıl ayakta duruyorlar? Bir yandan da nasıl ilerliyor süreç? Hı hı. Kas çalışanları tüm kamuoyunun gözü önünde anayasal hakları yenerek bugünlere kadar geldik. Sizin de belirttiğiniz gibi çeşitli eylemler yapıldı, uyarı grevleri yapıldı. 56 günlük meclis önünde oturma eylemleri yapıldı. Fakat süreç hiçbir yere ulaşmadı çünkü bunun karşısında görevini yapmayan bir hükümet vardı, görevini yapmayan bakanlıklar vardı ve neredeyse hükümet zoruyla, neredeyse değil aslında, hükümetin bizatihi kendisi tarafından bu insanlar sendikalaştıkları için işsiz kaldılar ve bunun geldiğimiz aşamada da hukuki mücadele devam ediyor. Ombudsman'ın raporu tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii ki çalışanların hayatları devam ediyor. Ne kadar oldu ombudsmana başvuru yapılır? Bir ay geçkin bir süre var ama yani çeşitli araştırmalara ihtiyaç olduğundan dolayı belli bir süre daha gerekecek diye tahmin ediyorum. Ama en erken zamanda bekliyoruz tabii ki. Biz gerekli ifadelerimizi verdik, gerekli belgelerimizi sunduk. Bildiğim kadarıyla denetçiler de benzer araştırmaları, tüm taraflara olan araştırmaları tamamladıktan sonra raporlarını açıklayacaklar. Ve süreç bir şekilde tamamlanacak diye düşünüyorum ama bu insanların hayatları nasıl devam ediyor? Bu insanlar ekmeksiz kaldılar, açsız kaldılar. Neden? Çünkü daha iyi koşullarda iki dudak arasında çalışma istemediklerinden, her gün öleceğimize bir gün ölelim dediklerinden dolayı sendika örgütlenmeye başvurdular ve işsiz kaldılar. Ne yapıyor bu insanlar? Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Çeşitli geçici işlerde hayatlarını kazanmaya mücadelesini devam ettiriyorlar ve bir taraftan da hukuki sürecin nasıl evrileceğini bekliyorlar. Tıpkı şu an sendikamızın beklediği gibi. Çünkü beklemek en kötü tarafıdır bu işin. Hele bir sendika olarak beklemek en kötü tarafıdır. Çünkü yapılabilecek maksimum düzeydeki mücadeleyi çalışanlara da verdik ve dayanma güçleri, hem sendikamızın hem de çalışanların dayanma gücü oranında mücadelemizi verdik. Takriben 3-3,5 aylık bir süre mücadele etti bu insanlar. Ve en sonunda artık bu yöntemlerle sonuç alınamayacağı kanısına vardılar sendikamızla birlikte ve hukuki mücadeleyi başlatma kararını birlikte verdik bu insanlar. Nedir beklentiniz şu an için hukuki süreçten? Tabii ki yasalarımız, anayasamız, çalışma yasamız, iş yasamız bunu direkt olarak yapılan hukuksuzluğu gözler önüne seriyor. Fakat mahkemelerimizin bu konuda nasıl bir adım atacağı, nasıl bir karar üreteceği, %100 haklı olduğumuz bir durumda işe dönüş kararı verip vermeyeceği de bizim açımızdan da büyük bir soru işaretidir. Çünkü mahkemelerimize baktığımız zaman özel sektörde, bilhassa özel sektörde işe dönüş kararının bugüne kadar verilmediğini,
Fakat bu kadar açık bir süreçten sonra nasıl bir tutum içine girecek yargı süreci ve mahkemelerimiz, onu merakla biz de bekliyoruz. Aslında özel sektörde diyorum ama kağıt üstünde özel sektör gibi görünse de KAS Limited aslında %100 devlet hissesi olan bir kurumdur. Ve Başbakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın direkt olarak etkisinin olduğu, hatta yönetim kurulunun ilgili bakanlıklardan atandığı bir yapısı vardır KAS Limited'in. Fakat göreceğiz süreç nasıl çalışacağını. Biz takipçisi olmaya devam ediyoruz. Mücadelemiz fizik olarak olmasa bile hukuken devam ediyor. Tüm gücümüzle çalışanlarımıza ve sürece, yalnızca KAS çalışanları için değil, özel sektörde de pozitif bir ivme kazanabilmesi için mücadelemiz onlar adına da devam ediyor. Çünkü özel sektör çalışanlarının bir motivasyona ihtiyacı var. Bir pozitif algıya ihtiyaçları var ki direnildiği zaman aslında başarılabileceğini görme ihtiyaçları vardır bu insanların. Bugüne kadar dev iş ve emek iş olarak çok mücadeleleri verdik, örgütlenme mücadeleleri verdik. Çoğunda başarılı olduk ama başarısız olduğumuz noktaları vardır. Ve bu süreçler bize direkt olarak şunu gösteriyor. Çalışanların kararlılığı süresiz olduğu müddetçe başarı kaçınılmazdır. Fakat genel oranda iş yerindeki bütünlüğü elden kaçırıldığı zaman patronlara geçiyor güç ve bu gücü de acımasızca kullanmaktan da hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Evet, peki ne kadar bir zaman alır? Şimdi ombudsmana başvuruldu, Yüksek Yönetim Denetçisi'ne ve oradaki rapor bekleniyor. Bir yandan hukuki sürecin ikisinin bir arada yürümesi mümkün değil. Çünkü bir mahkeme süreci başladığında noktalamak durumunda kalır Yüksek Yönetim Denetçisi o araştırmasını. Dolayısıyla önce o bir aylık bir zaman oldu dediniz. Burada bir şey var mıdır örneğin? Bazı bilgiler ister aynı zamanda ombudsman bu araştırmasını yaparken. Orada bir oyalama vesaire böyle bir sıkıntı. Şu an için ombudsmandan öyle bir oyalama görmedim açıkça. Yani ombudsmana bilgi ulaştırılması noktasında, talep ettiği bilgilerin ulaşması noktasında. Tabii ki ombudsman kendi bilgilerini taraflarla paylaşmıyor. Paylaşması da çok etik olmaz aslında. Ama takip edebildiğimiz oranda böyle bir araştırma mümkün olduğunca hızlı ilerliyor. Biz yani ombudsmana başvurmadan önce biz aslında esas işi olan, esas yürütmesi, hukuki süreci yürütmesi gereken aslında çalışma dairesiydi. Çalışma dairesine biz denetim talep ettik. Denetim taleplerinden sonra işten atılanlarla ilgili rapor talep ettik. Fakat bugüne kadar elimize bir satırlık bir yazı ulaşmadı. Hiçbir gerekçe gösterilmedi. Hiçbir yasal zemini zorlayacak bir bilgilendirme yapılmadı. Fakat şunu gördük ki işten atılanlarla bir tanesiyle bile bir mülakat yapmadı çalışma dairesi. Neden atıldınız, sorun neydi, nasıl şartlarla karşılaştınız gibi bir araştırma yapılmadı. Ancak da şu yapıldı, bir şekilde kendilerine biat eden 8-9 kişinin tekrar işe dönebilmesi için biat eden 8-9 tane çalışanın tekrar işe başladığı süreçte tekrar işe başlayanlarla ilgili bir soruşturma yaptı ve aslında hiçbir gerçekliği olmayan, yaşananların saklanmasını hedefleyen düzmece bir araştırma gibi göründü bu bize ve halen daha da bu sonuçlandırılmadı. Her sorduğumuzda da araştırma devam ediyor. Sonuçlandırıldığı zaman bilgilendirme yapılacaktır bilgisi bize veriliyor. Fakat esas işten atılan 23 çalışanımızla da ilgili bir tek soru dahi sorulmadığını, hiçbiriyle bir mülakat yapılmadığını da şahitliğini birebir yapıyoruz. Ondan dolayıdır ki aslında biz Çalışma Bakanlığı'na ve dairesine güvenimiz kalmadığından dolayı tarafsız denetçi olan ombudsmana başvurduk ve daha objektif olacağını tahmin ettiğimiz, inandığımız mercinin raporunu bekliyoruz ki süreci daha da yükseltme gücünü elimize alalım. Nedir peki özellikle çalışanların işsiz kalması ya da işe sendikalaşmayı tercih ettiği ya da bunun dışındaki gerekçelerle işlerine son verilmesi durumunda herhangi bir örnek yoktur dediğiniz bir mahkeme kararı geri dönüşleriyle ilgili. Bunu çözecek olan ve aynı zamanda da özel sektörde sendikalaşmanın bir hak olduğunu sağlayacak olan nasıl bir adım atılması gerekir? Özel sektörde sendikalaşmayı
hep konuşuruz. İşte bazı yerler var özel sektörde örgütlü olduğunuz ama genele yayılmış değil. Dolayısıyla belki aslında çalışanındır ilk etapta atacağı adım. Çalışanın bu sendikalaşma talebini ortaya koyup bir iş yerinde talep etmesidir esas olan ve birlikte harekettir esas olan. Çünkü bir kişi iki kişiyle de olmaz bir iş yerinde bu. En azından yarısından fazlasının bunu arzulaması, istemesi ve bununla ilgili mücadele etmesi gerekir ama belli ki bir zorunluluk gerekiyor bugün. Çünkü bir şekilde göze alamıyor. Ciddi anlamda birçok sektörde yaşanan sıkıntılar var ama sendikalaşma konusunda sendika o yere gidip toplu sözleşme için bir görüşme yapsa da çalışan yanında durmadığı sürece hareket alanı daralıyor. Yasal zorunluluk yok diyor sendikalaşmanın önünde engel ama sendikalaşmanın önünü açacak bir uygulama da yok pratikte. Ne yapılması lazım? Nasıl bizim özel sektörde sendikalaşmayı ciddi anlamda uygulamalarıyla hayata geçtikten sonra konuşabilmemiz lazım. Asgari ücret konusu gelir örneğin. Özellikle özel sektör çalışanıdır daha fazla asgari ücretten etkilenen. Ama asgari ücretli olan ağırlıklı olarak bundan etkilenen özel sektörken örneğin asgari ücret tespit komisyonu toplantısında özel sektörün tartışılacağı bir ortam yok. İşte en fazla üyeye sahip sendika diye bakılır. Ama özel sektör çalışanı oturur ve bu pazarlık sonucunda nasıl bir rakam ortaya çıkacak? İşte yaklaşık 100 TL'lik bir rakamdır da bu. Alışılmış bir rakamdır ortaya çıkan. Günün sonunda da denir ki mecbur kaldık, kabul ettik bunu. Ama tüm bunların işte esas çözecek olan özel sektörde sendikalaşma. %100. Ne yapılması lazım? %100. Öncelikle mevcut durumu kısaca bir analiz edip demiş olarak yaptığımız önerilerden bahsettim istedim bu noktada. Şimdi mevcut yasalarımıza gerek anayasamız gerek iş yasamızda böyle bir engelleme yok gibi görünse de aslında eksiklikler bunun mümkün kılınmasını yalnızca ve yalnızca kavgaya bağlıyor. Çünkü anayasamız diyor ki herkesin, her vatandaşın doğal hakkıdır. Sendikalaşmak bunu engellenemeyeceğini altını çiziyor ve ilgili yasa bunu tekrarlıyor fakat bir müeyyide belirlemiyor. Var aslında bir müeyyidesi ama hiçbir caydırıcılığı olmayan ve iş mahkemelerimizin olmamasından kaynaklanan sürenin uzaması ve mahkeme kazanılsa bile aslında çok düşük müeyyidelerle 4 asgari ücrete kadar bir cezayı öngörmektedir ve işveren hiçbir şekilde bu caydırmamaktadır. İşverenlerle yaptığımız mücadelede örgütlenme anlamında işverenler her türlü yasa dışılığa, her türlü tehdide, her türlü baskıya başvuruyorlar. Bunu açıkça yapıyorlar. Kamuoyunun gözüne baka baka yapıyorlar ve durum son noktaya geldiği zaman da gerekirse bizi mahkemeye verebilirsiniz deme cüretini de kendilerinde buluyorlar. Çünkü mahkeme sürecinin ne kadar uzun bir süre alacağını biliyorlar. Mahkemeyi kaybettiklerinde dahi maksimum 4 asgari ücrete kadar ceza ödeyip bu işin içinden sıyrılabileceklerini bilincinde olduklarından dolayı sizin de az önce belirttiğiniz gibi çalışanların çoğunun en azından yaradan fazlasının örgütlülüğünü kırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bugüne kadar da çoğu yerde başarılı oldular. Bu durum karşısında neler yapılabilir? Bir, çalışanların kendi bilinçlerini artırmaları gerekir. Sendikalarla işbirliklerini sıklaştırmaları gerekir. Bir şeyleri göze alabilmeleri gerekir. Çünkü sonuçta özel sektörde evet herkesin ekmek parasıdır çalıştığı işten aldığı ama bu kendilerine bir hediye olarak verilmemektedir. Herkes emeğinin karşılığını almaktadır. Ve bu şartlar altında her gün ölebileceklerinin de farkındadırlar. Çünkü iki dudak arasında çalışıyorlar. Sendikalar örgütlenme yalnızca ekonomik getirilerin yükseltilmesi mücadelesi değildir. Tabii ki büyük anlamda odur ama iş yerinde demokratik anlamda çalışabilme, insanca şartlarda çalışabilme, iş sağlığı güvenliği koşullarına ulaşabilme gibi bir iş yerinin olmazsa olmazı kuralların uygulanması anlamında da bir etkendir sendika, denetmendir sendika, kontrolördür ve aynı zamanda işvereni koruyan da bir sistemdir aslında sendikal örgütlülük. Çünkü sendikanın esas görevi çalışanla işveren arasındaki anlaşmazlıkları
maksimum oranda elemine edip çalışanların haklarını ve aynı zamanda işverenin haklarını da korumaktır sendikanın özü. Fakat bizim ülkemizde hiçbir şekilde böyle bakılmaz. İşverenler her zaman için ayak içinde dolaşan örgütler olarak görürler sendikaları. Kendi haklarını minimize edecek bir sistem olarak görürler sendikaları ve hiçbir şekilde sendikalı örgütlülüğe sıcak bakmazlar. Tam tersine sendikalı örgütlülüğün gerçekleşmemesi için maksimum çabayı, maksimum gaddarlığı göstererek gerekirse işçilerin tümünü birden işçiden atma cüretini gösterebilirler. Bunu peyderpeyde yaptıkları oldu. Hep toplu işten durdurma yaptıkları da oldu. Fakat bunun karşısında örgütlülüklerini sonuna kadar koruyarak direnişlerini sürdüren emekçilerin kazandığı örgütlülük haklarına kavuştukları da oldu. Fakat bu ortamda dediğim gibi mevcut yasaların müeyyideleri artırarak bir yere götürebilir. Fakat bu kesin çözüm olur mu? Bana göre olmaz. Ve biz DEVİŞ olarak özel sektörde örgütlülüğün yükseltilmesi için yaptığımız öneriyi tekrardan altını çizmek isterim. Sektörel bazda toplu iş sözleşmelerine geçilmediği sürece bizce özel sektörde örgütlülüğün önünün açılmayacağına inanıyoruz. Çünkü iki sebepten dolayı bunu belirtiyoruz. Birincisi az önce anlattığımız şartlar vahşi ortamın bir an önce giderilmesinin önünü açacak olan bir sistemdir. Sektörel bazda toplu iş sözleşmeleri. İkincisi de fiziki olarak sendikaların çalışanlarına ulaşabilme potansiyellerini artıracak bir sistemdir. Neden? Çünkü profesyonel sendikacılık ülkemizde çok düşük ve zor şartlarda yapılmaktadır. Ve toplu sözleşme imzalamanın tek yolu yasalarımıza göre her iş yerinde sayısı çok da önemli olmadan 3 kişilik de olsa, 5 kişilik de olsa, 500 kişilik de olsa tek tek her iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapılmasının şartını getirir. Bunun dışında bir toplu iş sözleşmesi uygulanamaz. Fakat ülkemiz gerçekleri de aslında küçük ölçekli iş yerlerinin çoğunlukta olduğunu, çoğunun aile işletmesi olduğunu, 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik çok iş yerinin olduğunu ama bunların da toplu sözleşme hakkının olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikaların fiziki olarak bunların örgütlenmesinde kademeli olarak ulaşabilmesini de önünü açacak olan sistemin sektörel bazlı toplu iş sözleşmeleri olduğunu savunuyoruz ki en gerçekçi sistem de budur aslında. Ne demek istiyorum sektörel bazlı toplu iş sözleşmelerinde? Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli sektörler vardır. İnşaat sektörü vardır, teknoloji vardır, eğitim vardır, üretim vardır, turizm vardır gibi tüm dünyada 8-9 tane temel sektör olduğundan bahsedilir ve yan sektörleri de bunların içinde harmonize edilir. Sektörel toplu iş sözleşmeleri her sektör temsilcisinin ilgili sektör sendikasıyla birlikte bir toplu iş sözleşmesinin yapması ve kapsama alanının tüm sektörde çalışan özel sektör çalışanlarına uygulanmasından geçer ki tüm çalışanları bu toplu iş sözleşme hakkından faydalanabilsin. Tabii ki bu mevcut yasalardaki isteyen sendikalanır, istemeyen sendikalanmaz gerçeğini ortadan kaldırmaz. Aynı tırnak içinde özgürlükçü çalışana sendikalaşmama lüksünü de veren sistem korunmuş olur. Çünkü İRO'da da benzeri şeyler vardır. Fakat akıl ve mantık bir çalışanın sendikalaşmama hakkını kullanmasını açıklayamaz bize. Çünkü sendikalaştığı zaman her anlamda kendini güçlü hissedecektir. Ekonomik olarak, özgürlük olarak, iki dudak arasından çıkma olarak ve bu anlamda çalışanların toplu iş sözleşmesine sendikal korumaya dahil olmasının önündeki sistemin ancak sektörel toplu iş sözleşmelerinden geçtiğini belirttik biz de DEVİŞ olarak. Çeşitli defalar, çeşitli bakanlara, çeşitli hükümetlere önerilerimizi getirdik. Fakat bugüne kadar realize etme şansını bulamadık ama mücadelemiz hem mevcut şartlarda hem de sektörel toplu iş sözleşmelerinin hayata geçirilmesi anlamında mücadelemiz devam ediyor. Yarın da edecektir tabii ki. Nedir işverene sağladığı? Yani biraz belki bunu daha fazla mı anlatmak gerekiyor? Yani sadece çalışanı değil aslında işvereni de korur toplu iş sözleşmeleri. Dolayısıyla yani sendikalaşma sonucu imzalanan toplu iş sözleşmeleri. Örneğin işveren şundan rahatsızsa bir gün ansızın bir çalışan işine ben işten ayrılıyorum dediği zaman o işveren mağdur olduğunu söyler.
Aynı oranda tabii ki işçi de kendi işine son verildiği zaman aniden mağdur olur. Bunları da kurallar, belirli kurallar çerçevesinde aslında iki taraf için de düzenler bu sosyal imzalanan toplu sözleşmeler. Ya da işverene verilen belirli haklar vardır. Bunları biraz açalım mı? Çünkü hep şundan mı korkuluyor? Sendikanın olduğu iş yerde sadece işçinin hakları korunur, işverenin hakları korunmaz. Aynı zamanda tabii istediği gibi, dilediği gibi yasal çerçeve dışında çalıştırma hakkını da bulamayacağı için de rahatsız olur. Belki sendikalaşmadan işveren, ama her iki tarafı da koruyan aslında bir anlaşmadır bu toplu sözleşmeler. Biraz bunu açabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ekonomik boyutundan başlayalım. Sendikalar bir toplu sözleşme yapacağı zaman öncelikle ilgili şirketin, firmanın, işverenin ekonomik yapısına bağlı olarak belli ekonomik taleplerde bulunur. Ve bunu ya maksimize eder ya minimize eder. Sendikaların ekonomik anlamda temel amacı şudur. Ortada bir üretimi gerçekleştirmek. Çünkü sermayedarlarla sendikaların en büyük çelişkisi aslında yaratılan artı değerin adil olarak paylaşılmamasıdır ki mücadelenin temeli budur aslında. Ortada bir üretim varsa ve bu üretimden artı bir değer sağlanıyorsa bunun adil olarak yapılmasının mücadelesini verir sendika. Fakat artı değer yüksek değilse, hatta negatife doğru gidiyorsa işvereni de çalışan karşısında korumakla mükelleftir ki o üretim devam edebilsin. O çalışanlar bir paydaşı olduğu o üretimin ve kazancın, artı değerin paydaşı olmaya devam edebilsin. Bunun dışında ülkemizde takriben kayıtlı 40 bin tane çalışma izinli personel var. 100 bin civarında da sosyal sigorta olarak kayıtlı özel sektör çalışanı var. Bakıldığı zaman özel sektör şartları 3 aşağı 5 yukarı asgari ücretle sınırlıdır. Ekstrem yetenekli olanlar dışında. İşveren nasıl bakar? Ben bir çalışanı asgari ücretle işe alırım ve mümkünse de asgari ücretle emekli ederim ya da etmem. Çalışan nasıl bakar bugünkü düzene? Ben bir şekilde ilk önce iş bulmalıyım. Şartların ne olduğuna çok bakmaz. Ekonomik getirisinin ne olacağına çok bakmaz. Bakma lüksü olmadığından dolayıdır. Fakat daha artı değerde kazanacağı bir iş bulduğu zaman da hemen oraya geçme talebinde bulunur ki haklıdır. Çünkü niçin çalıştı çalışanlar? Emeğinin değerinin maksimum olacağı bir işte çalışmak ister. Tabii ki iş tatmini de önemlidir burada ama ekonomik şartlarla birleştiği zaman. Sendika burada da ortadadır. Çünkü nasıl ki bir işveren bir çalışanı istediği zaman işten durduramaz. Belli kuralları vardır. Toplu sözleşme gereklerini yerine getirmesi lazımdır. Yasal çerçevenin yerine getirilmesi lazımdır. Aynı şartlar aslında çalışan için de geçerlidir toplu sözleşmede. Bir çalışan taahhüt ettiği oranda, toplu sözleşmenin süresi oranında işverene taahhüt ettiği süre ve şekilde hizmet vermek mecburiyetindedir. Bunun dışına çıktığı zaman nasıl ki sendika işverene işverenle bir mücadeleye girer. O zaman da çalışanın haksız olduğu durumlarda da devreye girer ve işverenin de hakkını korumakla mükelleftir ve bunu da yaptığı örnekler vardır. Fakat günümüz koşullarında bu ne kadar gerçekleşir? Çalışanlar ne kadar işvereni mağdur eder ve bu anlamda sendikalara iş düşer. O da ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü her zaman için sendikasız olarak çalışan işçilerin mağduriyeti vardır. İşverenlerin mağduriyeti yoktur ve bu anlamda da işverenler ellerindeki bu kozu hiçbir şekilde bırakmak istemiyorlar. Ta ki mücadeleyi kaybedip de örgütlülüğe boyun eğebilsinler. Kendi tabirleriyle söylüyorum bunu. Çünkü bunu bir yeni ilgi olarak görüyor çoğu işveren. Tabii ki genelleme yapmak çok doğru değildir ama ülkemizin geneline baktığımız zaman böyle bir realite vardır. İşçi haklarına saygı duyan az sayıda da olsa işveren vardır. Bu haklarla çalıştıran az sayıda da olsa çalışan vardır. Onlar işveren vardır. Onların da hakkını hiçbir zaman yemek istemem. Fakat geneline bakıldığı zaman mevcut durum budur. Nedir? Ne kadar üyesi var? Üyeniz var. Örneğin özel sektörde kaç iş yerinde sendikalaşma var? Şimdi özel sektör olarak sayabileceğimiz Boğaz Endüstri Madencilik Çimento Üretim, Kıbrıs Türk Petrolleri, Taşer İlişki Fabrikası, United Medya ve bağlı kurumları,
kooperatifler gibi ilk aklıma gelen iş yerleri bunlar. Çok fazla olmamasına rağmen aslında özel sektöre moral verecek standartlarda bir örgütlülüktür. Bu anlamda hem ekonomik olarak hakları kazanılmıştır hem de en az ekonomik şartlar kadar önemli olan iş sağlığı güvenliği koşulları da sağlanmıştır. Esnaf burada, ve zanaatkarlar odası da aynı. Evet, esnaf ve zanaatkarlar odası da vardır tabii ki. Yeni örgütlendiğimiz evet. bir yerdir. Aklıma şu an gelenler bunlardır. Ve burada karşılıklı saygı ilkesiyle kimse kimsenin hakkını yemeden bir ortam oluşturulmuştur. Toplu iş sözleşmelerimiz belli bir demokratik koşulları yerine getirilerek gerçekleşmektedir. Tabii ki örgütlü olduğumuz yerlerde hiçbir sorun çıkmıyor. Evet çıkıyor. Ama elimizden geldiğince birbirimizi zorlamadan sorunları aşma yönündeyiz. Çünkü sendikaların elindeki tek koz grev gücüdür. Ve bu grev gücünü en son kullanmak ister sendikalar. Neden? Çünkü üretim sekteye uğradığı zaman çift tarafta mağdur olur. Çalışan da mağdur olur, işveren de mağdur olur. Fakat bu şartlara itildiği zaman da sendikalar bu gücünü kullanmaktan imtina etmezler. Neden? Çünkü aksi takdirde kazanımlarını korumanın yahut da artı kazanım elde etmenin hiçbir yolu yoktur bunun dışında. Ama bakış açısı özel sektörde nedir? Tüm sendikalar tek bildiği grevdir, grev dışında bir şeyler yapmaz. Bakıldığı zaman dev işe bağlı sendikalar olarak en az grev yapan sendika biziz. Fakat en uzun süreli grevleri yapan sendika da biziz. Neden? Çünkü özel sektörde greve çıkıldığı zaman sonuç almak mecburiyeti vardır. Sonuç alınamadığı zaman oradaki örgütlülüğün kaybedilmesi mevzubahistir. Ve oradaki çalışanların aslında örgütlülüğün kaybedilmesiyle birlikte işlerini kaybetmeleri mevzubahistir ki bunun geriye dönüşü yoktur. Onun için biz deviş olarak 3 defa 5 defa düşünüp grev kararını ilan ederiz. Ettikten sonra da sonuç alıncaya kadar direnmek ve mücadele etmek zorundayız ki çalışanlarımızı her anlamda koruma yetkisini elimizde tutabilelim. Peki ciddi anlamda sıkıntılar var. Özel sektörde sendikalaşma olmadığı için, maalesef. Geneli yayılmış olmadığı için. Dolayısıyla kamunun tercih edilmesinin bir nedeni de bu. Yani kamunun şartlarını aşağıya çekerek yine de özel sektörü cazip hale getiremezsiniz. Çünkü özel sektörü bir başka sektörün haklarının aşağıya inilmesi değildir. Talep edilen tam tersidir. Ama bununla ilgili belli ki yasal anlamda bir zorlayıcılık gerekli artık bu şartlarda. Çünkü gönüllü olarak herhalde çok fazla yer bulamazsınız. Sendikalaşmayı isteyen, talep eden. Bekliyor musunuz böyle bir adım? Yani şu an için bugünkü mevcut DPUBP hükümetinin böyle bir eğilimleri olacağını hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Çünkü KAS konusunda birebir hükümetle yaşadığımız sorun ortadadır. Sendikalaşma bakış açıları ortadadır. Mümkünse mevcut olan hakları bile ortadan kaldırma çabalarının mevcut olduğunu görüyoruz. Fakat dediğim gibi mücadele uzun solukludur. Yalnızca kısa ve orta vadede mücadele edilmez. Deviş 1976 yılında kurulmuş bir sendikadır. O günden bugüne özel sektörde örgütlenme mücadelesi devam etmektedir. Özel sektörde sanayi holdinge de kolay girmemiştir. Açlık grevleriyle toplu sözleşme hakkını kazanmıştır. Bunun uygulamak ve uygulatmak için süresiz grevler yapmıştır. 3-4 aylık grevleri vardır. Ve en sonunda gelinen aşamada kapatma kararı alındıklarından sonra oradaki örgütlülüğümüz de bitmiştir. Ama söylemeye çalıştığım 76'dan bugüne kadar özel sektörde örgütleme çabası devam etmiştir. Maksimum sayılara ulaşabilme şansını bulduğumuz gibi bugünkü gibi de minimum sayılarda örgütleme mücadelesini devam ettiğimiz bir ortam vardır. Fakat tabii ki uzun soluklu mücadele bitmeyecektir. Şey ne olacak peki? Tamam, özel sektörde sendikalaşma ama şu da var. Özellikle yurt dışından gelen işçinin örgütlenmesi noktasında ne yapılabilir? Çünkü bir şekilde aslında hep şunu konuşuruz. Ucuz iş gücü ya da işte bir şekilde insanların çok fazla tercihi olmadığı için de bu sıkıntı yaşanır. Belki
Türkiye'den ya da dünyanın bir başka yerinden buraya gelen bir işçiyle eş zamanlı olarak bir girişimde bu çözülebilir mi? Nasıl yapılabilir? Şimdi inşaatlarda şu söylenir. Örneğin az önce okuduk. Sayın Hasan Feleğin açıklaması vardı. Azaldı diye güneyde. Burada artık yavaş yavaş aslında işçi de geldiği ülkede işçinin değişiyor. Gittikçe daha farklı adımlar atılıyor. Ama örneğin bu insanların çok daha az alternatifi de var herhalde çalışmak için. Nedir durum şu anda? Ne yapılabilir? Şimdi aslında sermayeler kesimin yabancı iş gücüne bakış açıları aslında kendi dilleriyle söylemek gerekirse verimlilik ve rekabet. Fakat bunun Türkçesini tercüme ettiğimiz zaman daha uzun çalışacak, daha ucuza çalışacak işçi demektir bu. Her zaman söylenen bir şey var. Ara eleman sıkıntısı vardır KKTC'de. Yok mudur? Evet, vardır. Bir gerçeklik payı vardır. Fakat işveren yalnızca ara eleman mı getiriyor? Bakıldığı zaman hiçbir kualifikasyon gerektirmeyen işlere de yurt dışından getiriliyor. Ucuzun ucuzu kendi tabirleri rekabet koşulları altında daha ucuz çalışabilecek olan eleman peşinde gidiliyor. Daha önceleri Türkiye'deki ekonomik şartların daha kötü olmasından dolayı Türkiye'den gelen emekçiler buraya getirilip sömürülüyorlardı. Fakat günümüz koşullarına bakıldığı zaman artık ucuzun ucuzu aranmaya başlamıştır. Üçüncü ülkelerden, Afrika ülkelerinden, çeşitli ülkelerden buraya getirilip boğaz tokluğuna can güvenlikleri olmadan onların sömürüldüğüne şahit oluyoruz. Yasalarımıza bakıldığı zaman bir KKTC vatandaşıyla izinli olarak çalışma, izinli olarak buraya girip çalışanlar arasında aslında pek de bir fark yoktur. Onların da örgütlenme, sendikalı yaşam hakları vardır. Fakat fiziki koşullar onların örgütlenmelerinin önünde de bir set çekmektedir. Ne demek istiyorum burada? Üçüncü ülkelerden ya da ikinci ülkeden buraya çalışmak için gelecek olan bir çalışanı öncelikle bir ön izine ihtiyacı vardır. Bu bir aylık bir izindir ve ondan sonra gelip burada çeşitli kayıtlarını, sosyal sigorta kayıtlarını yaptıktan sonra, çeşitli izinleri aldıktan sonra kontratlı veyahut da kontratsız olarak çalıştırılıyor buradaki çalışanlar. Fakat örgütlenmek için en küçük bir çaba sarf ettikleri anda kendinin haberi olmadan dahil işveren gidip Çalışma Bakanlığı'na herhangi bir gerekçeden dolayı çalışma iznini iptal ettirebiliyor ve bu iptal edilen izninden sonra maksimum bir aylık bir süre içinde de ülkeyi terk etmek zorunda bırakılıyor. Aynen öyle. Ve bunun mücadele şansı dahi kalmıyor. Ve bu anlamda her ne kadar da kağıt üstünde sendikal örgütlülük bir hak olarak yabancı çalışanlara da verilse de aslında fiziki olarak bunun hiçbir karşılığı yoktur. Sendikalarında bu anlamda yapacak bir şeyleri yoktur çünkü. Bu insanları örgütlenme için yanlarına gidilmesi dahi o çalışanların çalışma izinlerinin iptal edilmesi anlamına gelebiliyor. Ve sendikaların çalışanlara iyilik yapmayacağını, bu anlamda kötülük yapacakları aşikar olduğundan dolayı da sendikalar bu anlamda bir çekingenlik gösteriyorlar. Çünkü hiçbir şekilde emekleriyle ekmek paralarını kazanmaya çalışan insanlara indirekt dahi olsa bir zarar vermek istemez sendikalar. Sermaye kesiminin çalışma izniyle buraya gelecek olanlara bakışı şudur. Az önce de söyledim, daha uzun çalışacak, daha ucuza çalışacak ve verimli olacak. Bunu açıklamak için ne diyorlar? Ara eleman sıkıntısı var, teknik eleman sıkıntısı var. Bunun bir anlamda gerçeklik olduğunu biz sendika olarak da kabul ediyoruz. Fakat olması gereken nedir? Ki bunu biz yazılı olarak da çeşitli defalar Çalışma Bakanlığı'na verdik. Sizin ara eleman ihtiyacınız varsa ilk etapta yurt dışından getirebilirsiniz. Fakat bu tespiti yapmışsanız X sektörde benim 1000 tane çalışana ihtiyacım var. 1000 taneyi getirirsiniz. Zaten verilen çalışma izinleri sürelidir. Bu süre içinde de o ara eleman sıkıntısını ortadan kaldıracak bir sistem oluşturmakla mükellefsiniz. Kurs mu açarsınız, pratik stajyerlik mi uygularsınız ve bu ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmak için kullanılacak bir süreyi kullanırsınız. Yoksa sonsuz olarak yurt dışından ne sayısı ne niteliği belli olmayan çalışanları buraya getirirseniz eğer ve
çalışanların o ucuz iş gücüyle rekabet etmesini beklerseniz işsizlik bugün olduğu gibi maksimuma tırmanır. Yarı aç, yarı tok çalışmaktansa insanlar kendi geleceklerini farklı yerlerde aramaya koyulurlar. Göç çoğalır ve bu anlamda da çalışma ortamı bozulmuş olur ki bugün de uzun bir süreden beridir en bozuk dönemlerinden dönemi içindedir diye düşünüyorum özel sektörde çalışma hayatı. Evet, dolayısıyla önce o örgütlenme bilincinin çalışanlığa yerleşmesi aynı zamanda da demek ki talep edilmesi ve aynı zamanda yasalarla yasal düzenlemelerin eksikliklerin, müeyyidelerin, denetimlerin yeterince yapılması gerekir. Evet, umalım bununla ilgili olarak ummayalım aslında hep birlikte. Mücadele olacak bu. Mücadele ederek olacak bu. Sağlansın. Belki insanlar artık kendini iki dudak arasında hissetmemeye başladığı zaman da özel sektörde kalıcılaşma olacak. Dolayısıyla insanlar daha uzun sürelerde çalışabilecek mevcut iş yerlerinde. Bu işveren açısından da aynı zamanda. O yetişmiş çalışanın daha uzun bir süre çalışması işveren açısından da daha sürdürülebilirdir. Çalışan açısından da daha güvencelidir. Verimli bir çalışmanın, özür dilerim, verimli bir çalışmanın birincil koşulu aslında istikrardır. Evet. Hem işveren hem çalışan anlamında. Yapılan işte kendini geliştirme, yapılan işte verimliliğini yükseltme aslında istikrarla olur. Ama her birkaç ayda bir, her bir iki yılda bir çalışanın profilinin değişmesi, o üretimin veriminin düşmesi anlamına gelir aslında. Ama çalışan işverenler buna bu açıdan bakmıyorlar. O kısa süreyi içinde sömürerek, hiçbir şekilde çekinmeden kullanıyorum bu kelimeyi, sömürerek kar oranlarını o gün itibariyle arttırdıklarını zannediler ama kümülatif olarak bakıldığı zaman yaptıkları masraflar, onların iş öğrenme süreleri ve bu anlamdaki verimsizlikleri göz önünde bulundurulduğu zaman aslında işverenler bu anlamda o düşündükleri karı yeterince yapmıyorlar. İstikrarlı olarak belli bir profildeki çalışanları haklarını vererek çalıştırdıkları zaman aslında verimlilik de o oranda yükselir ve kar oranı da o oranda yükselir ve kar oranı yükseldiği zaman da çalışanların işlerinden hem ekonomik hem de manevi olarak tatminleri o oranda yükselir ve iki taraf da mutlu olur diye düşünüyorum. Evet, peki dolayısıyla KAS çalışanlarının durumu da aslında bir şekilde belirleyici olacak. Bundan sonraki süreçte örneğin kazanılan bir dava özel sektör çalışanının kimsesiz olmadığını, haklarının yasalarla da verildiğinin bir şekilde mahkeme yoluyla da olsa göstermiş olacak. Takip edeceğiz. Şu anda Ombudsman'da sohbetimizin başında özellikle KAS çalışanlarının durumuyla başladık sohbetimize ve bu noktaya geldik. Özetle söyleyebiliriz ki şu anda yüksek yönetim denetçisi gerekli araştırmalarını yapıyor. Dolayısıyla bu süreç bekleniyor. Sonrasında da hukuki bir boyut kazanacak bu süreç ama KAS çalışanları kendi imkanlarıyla şu anda hayatını sürdürmeye çalışıyor. En kötüsü de bu. Birileri işsiz şu anda. Birileri belki borçlanmıştı. Birilerinin evine ekmek götürecek. Gerçekten yani çok belki abartılı gelir bugün bakıldığında ama ekmek götürebilmek için eve insanların çalışması gerekir. Tümünün de o çalışanların tümünün de geçici bir iş bulması da mümkün değil herhalde. Tabii bu süreç içerisinde. Ya aile desteğiyle ailelerinde rahatsız olanlar da vardı anımsayabildiğim kadarıyla. Evet, birkaç tane. Evet ve böyle dönemlerde işsiz kalıyor bu insanlar. Tekrardan teşekkür edelim size. Kolay gelsin diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz biz. Çalışanların sesini duyurma fırsatı verdiğinizden dolayı. Her zaman tekrardan teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, Emek İş Başkanı Sayın Koran Aşam'dı bugünün son stüdyo konu. Yarın yine saatiniz 7.30'u gösterdiğinde önce gazetelerle günün ilk merhabasını göndereceğiz Günaydın Kıbrıs'la. Hemen sonrasında ise sırasıyla konuklarımızı ağırlayacağız yine stüdyomuzda. Şimdilik hoşçakalın.